Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile beraberiz. Bir sabah yürüyüşü sonrası size bu önemli konuları anlatmaya karar verdim. Şimdi, hala büyük bir soru, nasıl antrenman yapmalıyız, hangi sistemi izlemeliyiz? Sürekli sosyal medyada yeni biri çıktıkça yeni bir antrenman sistemi uyduruluyor. Yani uyduruluyor derken anlatılıyor ve kafalar karışıyor. Ama artık ben şunu düşünüyorum, bu kadar paylaşım yapıldıktan sonra ve bu kadar kişi YouTube'da olsun, başka yerde olsun bilgi verdikten sonra artık en azından antrenman sistemimizi oturtmuş olmalıyız arkadaşlar. Çünkü sabit bir antrenman sisteminiz yoksa, her salona gittiğinizde farklı bir şey deniyorsanız sürekli başka sistem, bir hafta o, bir hafta diğeri, yani asla bir ilerleme sağlayamazsınız. Eğer haftada tek bölge bile çalışıyorsanız, yani bu kadar saçma bir antrenman programınız bile varsa, inanın onda sabit gitmeniz çok daha verimli olacaktır. Hem sinir sistemi açısından hem kasların adaptasyonu açısından çok daha verimli olacaktır. Yani demek istediğim, önce kendinize doğru ya da bir yanlış bir antrenman sistemi seçin. Tabii ki doğru seçmeniz için bu kanalı izliyorsunuz. O yüzden doğruyu seçeceksiniz. Şimdi bugün asıl anlatmak istediğim bu videoda şu. Ağır mı çalışmalıyız? Tam bir klişe ama farklı bir açıdan yaklaşacağım bu konuya. Ağır mı çalışmalıyız yoksa biraz daha kasları hissederek bodyci, bodybuilder usulü mü çalışmalıyız? Şimdi şu çok önemli arkadaşlar. Burada bir benzetme yapayım. Yani benzetmeleri de çok sevmem ama bir duvara vurduğunuzu düşünün. Bir duvar, bu kas olsun. Bir duvara vuruyorsunuz ve bir çekiçle vuruyorsunuz. Küçük bir çekiçle de vurabilirsiniz ya da büyük bir çekiçle seyrek bir şekilde daha az ama daha etkili vuruşlar yapabilirsiniz ya da küçük bir çekiçle sürekli vurabilirsiniz. Bu ne demek? Eğer bench press'ten örnek vereceğim. Eğer siz bench press'e 20-20 takabiliyorsanız arkadaşlar antrenman yaparken kesinlikle güç çalışmanız lazım. Kesinlikle. Çünkü 20-20 taktığınız bench press ya da 15-15 taktığınız bench press bu yüksek volümlü antrenmanları uygulamak için, bu izole hareketleri uygulamak için çok düşük ağırlık. Kesinlikle kasa hasar veremezsiniz. Yani istediğiniz darbeleri o kilolarla veremezsiniz. Önce büyük bir çekit, bir balyoz yaratmanız lazım. Prolara baktığınızda hepsi ağır çalışıyor. Kesinlikle bir bodybuilder işte. Onlar ağır çalışmıyor, onlar hafif çalışıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunları diyenler kimi takip ediyor, neyi takip ediyor hiçbir fikrim yok ama açın bakın. Yani artık Instagram'da herkes antrenmanını paylaşıyor. Klasik fizikten açın bakın Chris Bounce de tipli. Yani adam 200 kiloyla çok çok rahat squat yapıyor. Bu onun antrenmanı ve maksimali muhtemelen çok fazladır. Yani 200 kilo az bir rakam değil. Yine aynı şekilde baktığınızda üst göğüs, barbell press, 3 plaka 140 kilo ile yapıyor. Yani aranızda kaç kişi 3 plakayla üst göğüs çalışabiliyor acaba? Ben çalışamıyorum. Ve çalışamadığınız için de onun kadar büyük olmanız çok beklenmez. Tamam, Chris Bumstead çok elit bir genetik ama adam yine de çok yüksek kilolarla çalışıyor. Yani açık sikletten bir adam değil bu, devasa da bir adam değil. Baktığınızda açık siklete baktığınızda inanılmaz kilolar var arkadaşlar. Yani kimse hafif çalışmıyor, kimse saçma sapan pump idmanları yapmıyor. Ha, işin farkı şu, adamlar hem ağır çalışıyorlar hem hissederek çalışıyorlar. Yani bu sene olimpiyaya girecek Luke Sando var mesela, biraz takip ediyorsanız. Ya adam inanılmaz kilolarla çalışıyor. Bakıyorsun, beşer plaka barbell row yapıyor. Ya Türkiye'de kaç kişi beşer plaka acaba barbell row yapıyor? 7 plaka deadlift yapıyor ve yere koymadan. 7 plaka deadlift yere koymadan set çalışıyor bu adamlar bunlarla. Yani bu adamların maksimalini düşünün arkadaşlar. Bodybuilder'lar çok kuvvetli. Hani bu adamlar güçsüz diye bir şey yok. O yüzden size söylemek istediğim, önce kendinize büyük bir çekiç oluşturun. Güç çalışın. Güç çalışın. Yani bir bench press'te 100 kiloyla maksimum denediğinizde 5-6 tane yapabilecek seviyeye gelin. Squat'ta 3 plaka 140 kiloyla 5-6 tane yapabilecek seviyeye gelin. Yine deadlift'te 4 plaka ile 5-6 tane yapabilecek seviyeye gelin arkadaşlar. Bu seviyeye gelmeden ileri tekniklere, drop set, super set, işte rest and pause, ne bileyim izole hareketlerde boğulduğunuz önden yormalı şeyler, bunlarla uğraşmayın. Güç önemlidir. Kasa büyük darbeler vurmak için büyük kilolar lazım.
Ve bunu prolar da böyle yapıyor. Bu işin bilimseli de bu. Bu kesin bir doğru. Bundan asla şaşmayın. Tamam, bazı insanlar hafif kilolarla da iyi cevap alabiliyor. Sonuçta yapmamız gereken şey kasa uyarı vermek, kası stimüle etmek. Ama o insanlar inanın daha ağır kilolarla çalışsaydı daha iyi olacaklardı. Genetiğiniz harika ve inanılmaz değilse güçlenmeniz lazım. Sonra bodybuilding tekniklerine geçmeniz lazım. Yani ben bile şu anda normal bench press'te 140 kiloyla işte 5x6 ancak yapabiliyorum. 5x6 ancak yapabiliyorum. Yani bunu yaptığım sürece ben tabii ki bir profesyonelin vücuduna sahip olmayı bekleyemem. Adamlar çok ciddi kilolarla oynuyor. Ha, tabii genetik faktörü var, ilaç faktörü var. Bunlar farklı yerlerde. Ama hala natürel ya da ilaçlı fark etmez. Güç oluşturmaya çalışıyorum. Yılın belli dönemlerinde en azından 3 ay, 4 ay sadece güç oluşturmaya çalışıyorum. Eğer belli bir güç seviyesine geldiysem tamam ben bu güçle uzun süre hipertrofi sağlarım diyorsan sistemi değiştiriyorum. Biraz daha izole hareketler koyuyorum. Kediler rahat durmayacak gibi herhalde. O zaman bodybuilding sistemine dönüyorum. Eğer o oluşturduğum balyoz çekiç bana yetersiz gelirse tekrar izoleleri çekiyorum. Tekrar güçlenmeye devam ediyorum. Şu an mesela yaptığım göğüs antrenmanından size bahsedeyim. 5 set bench press, 5 set üst göğüs dumbbell press. Bu kadar. İzole yok, hiçbir şey yok. Tamamen güçlenme dönemi. Kasımı hissediyor muyum? Hissediyorum ama tabii ki pump zamanı kadar hissetmiyorum. Bir sistem bulun arkadaşlar. Onun üstünde gidin ve kesinlikle güç oluşturun. Ondan sonra karmaşık sistemlere gidin. Yani burada biliyorum. Çoğunuz benim kadar ağır kaldırmıyorsunuz. Ama çoğunuzun kafası ilginç sistemlerle karışıyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Umarım faydalı olmuştur. Soruları aşağıya yazabilirsiniz. O sorulardan da güzel bir şeyler bulursam cevaplamaya çalışacağım. Video çekmeye çalışacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Protein Ocean ürünlerini Burayon koduyla almayı umarım unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.